YouTube be, ne fark et. Merhaba, ben Tuğba İkinci. Ferhat Bey, aşk neden insanlarda bittiğinde ses yükseliyor, kavga oluyor? Sence aşık olan adam sesini yükseltir asla mi? Asla bir şey olmaz. Ya da kadın. Yani böyle ıdı budıya gerek var mı aşk varsa? Yok, saygı da bitiyor zaten belli ki. Evet. O saygı da sevgi de bitirme zaten. Evet. Herkes yolun yolcusu olup evet. Köyüne geri dönmesi gerekiyor. Köyü. Olmaz öyle şeyler. Evet. Ne bu, köylü mü? Değil. Alakalı gene söylüyorum canım. Ha çünkü evet. Birini kastetmedim. Düşünsene yani. Tanıştığında şöyle bir şey var mı? Falan yok değil mi? Yok, ya da erkek var. Ya da kızlar böyle yapıyor mu? Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan yapmıyor değil mi? Hayır. Ha, erkekler de mesela öyle şeyler yapmıyor. Hı-hı. Tam tersi. Bugün müsait misin? Sinemaya gidelim mi? Değil mi? Tanıştığımızda böyle. Ama cicimayı gibi olmalı hep. Değil mi? Aşk bu. Hep öyle olmaz zaten. Nasıl olmaz? Şimdi ne yaptığına bağlı. Aynı evde yaşıyorsan durum farklılaşıyor. Aynı evlerde yaşıyorsan durum farklılaşıyor. Ya aynı ev ayrı ev, ne olacak? Çok yani, fark ediyor. Ya aşk nedir biliyor musun? Hani eskiden sakız vardı. Açıyorduk. Aşk budur. Yazıyordu. Birlikte resim yapmak, uyumak, birlikte televizyon izlemek. Aşk budur. En güzel o anlatıyordu. Çocukları anlatıyordu hem de. Çünkü artık her şey dijitalleştiği için, her şey daha kolay ulaşabildiği için öyle aşk artık kolay olmuyor o kadar. Niye o? Dijitalden kastın ne? Dijitalden orada kastın hani insanlar birbirine evet. Bakıyor falan. Tabii canım, aynı eskiden öyle, öyle miydi? Sorarsın şey canım yani. Nereye bakıyorsun dersin. Ne var bunda? Aşkla onun ne ilgisi var? Ben yanındayım, canlıyım. O canlı. Dijital. Ama kafa karıştığına sebep olabiliyor. Ben şey gibi oldum böyle, ördek, canlıyım. Ay şöyle açayım da daha canlı görüneyim. Bugün kalırımız... Bak, bütün yorumları okudum ilk programdaki. Tuğba Hanım, neden kapalı giyindiniz? Bir, özellikle ilk programın günahı sevabı olmaz derler. Dedim ki dur bir çekeyim bakayım nasıl olacak. Fena izlendik. Güzel. Sonra hadi dediniz değil mi? Ben aynen. Acele etmedim. Sen rahata bağladın. Dediniz ki ışık yap. Oranın stüdyonun şeyi beyaz olsun. Onu da yaptım. Değil mi? Evet. Biraz açıl dediniz. Açıldım. Saçlarını boya dediniz. Boyattı. Saçlarımı evet. Boya evet. Çak. Önemli. Onu sen yaptırdın. Aynen. Çünkü yorumları işte okudum. Dikkate aldım. Tamam. Ay. Çalmıyor. Ay zilimiz de çalmıyor. Hadi sen söyle bir şey. Magazinden konuşalım birazcık. Tamam konuşalım. Tamam. Ne yapacağız? Seda Sayan'dan bahsedelim. Aa, Seda Sayan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yapamam Seda Sayan gibi. Geç erkekle mi? Hayır, senelerdir bu işi yapıyor. Sen kimsin beni yargılıyorsun? Senelerdir. Evlenme işini mi? Hayır, televizyon, ekran. Tamam. Yani senelerdir, düşünebiliyor musun? Her gün çıktı kadın, ablamız her şeymiş Seda Sayan ekranda, oynadı, güldürdü. Düşünsene her gün o modda mıydı? Değildi. Ama o işini yıllarca çok iyi yaptı. Çok zevkli değil mi? Ben çok zevk alıyorum ya bu yaparken. Şimdilik alıyorsun. Düşünsene o gençliğinden beri. Yani ben mesela bu mesleğe 28 yaşında başladım Ferhan. O çok eskiden beri sahnelerde ve çok zorluklarla böyle tırnaklarıyla gelmiş. Ne kadar zevk alabilir ki? Tabii zevk alacak. İnsan sevmediği işi yapamaz ama bir süresi vardır mesela. Neden diğer mesleklerde belli bir emeklilik süresi var? Onun gibi düşün. Senin şeyin giriyor o çek. Şu anda kameramanıma şey ettim de. Çok açtım be ben de. Evet, biraz fazla mı açık acaba? Fazla rahatsız oldum ben gerçekten şu an. Yanımda delikanlı olarak. Yani çok çalıştı. Yanımda delikanlı olarak. Delikanlı olarak. Sağımda birazcık geldi. Masaya vurum elimi çat diye. Seda Sayan'ı söylüyorum ben. Çağlar isimli bir vokalistiyle evleniyor Mayıs ayında. 25 yaşından küçük. Ya 25 yaş küçük daha doğrusu, öyle diyeyim. Normal bir durum mu? Aşk evliliği mi olacak? Bence yoksa... çok güzel oldu. Çok baktı kendine son zamanlarda. Bir partner gerekiyordu yanına. Hem de zaten onun özelliği o. Kafa dengi insan sever. Yani der ki bir şey beklemiyorum. Bana zaman ayırsın, kafa dengi olsun. Ben de ona zaman ayırayım der. Yani düşünsene yıllarca çalışmışsın, çabalamışsın. Kafan dağılması lazım. Yani çıkar ilişkisi yok mu bunda? Her şey normal mi şu anda? Mama sevimde mi gidiyor? Yani kafasını dağıtıyor böyle yaparak. Mesela o yaşta bir oğul, yani kocaman bir oğlu var. Benim sevgilim de demesindense eşim demesi mantıklı. Okay. Yani rakamlar yükselebilir. 7. eş, 8. eş, 9. eş diye ama... Burası bir Türk Cumhuriyeti ve kadınlarımıza örnek olmaya çalışıyor benim anladığım. Hı. Hani istese saklar, göstermez. Herkes... Kabul edilebilir bir durum bilemedim yani 25 yaş küçük bir insanla. Gerçekten ama istese şey düşünemiyorum yani. Hayır bak istese saklar, anladın mı? Göstermez. Ben der artık böyle böyle düşünüyorum der. Hı. Yani göstermek istemiyorum boyfriendlerimi der. Ben mesela...
Yani bana şimdi erkek yok mu onun gibi düşün. Seda Sayan'a da bir o kadar var. Bizim, bana da var. Ama ben almıyorum. Sen o kadar yaş farkıyla birisi beraber olur musun? O şeye bağlı ya. Kendini aynada gördüğün şeye bağlı, yaşa bağlı. Hı hı. Şimdi insan bazen diyor ki ben yaşlanmadım. Aynada da bakıyor diyor ki ben diyor güzelim. Bakıyorsun bak yani etraf güzel kalmamış. Hı hı. Yani kadınlar salmış, adamlar salmış. Sen salmamışsın. Öyle olunca nasıl bulacak yaşatını? O doğru. Ha, şimdi kadını görüyorsun Seda Sayan'ı. Ajda Pekkan da öyle. Hı hı. Yaşıtlarıyla görüşebilirler mi? Ne kadar güzeller, bakımlılar. De yani bilmiyorum ya çok şey gelmiyor bana. Yani ortada yaşı çok küçük bir şey var. Bir de vokaliste. Hı hı. Şimdi eskiden vokalist olan çocuk şimdi şey diyor işte. Artık benim vokalistim değil. Hı hı. Şarkıcı olarak. Şimdi Seda Sayan'ın yaşı çok geç değil zaten. O kadar okay. Yaşlı değil zaten. Sonuçta normal orta yaşlı bir kadın. Kurbane, kurbane. Fakat onun yaşıtlarına baktığın zaman yani 50 yaşındaki bir erkeğe baktığın zaman gerçekten çok bakımsız. Ben hiç görmüyorum 50 yaşında bakımlı adam. Görüyor musunuz siz? Yanlış yerde geziyorsan görmüyorsun. Doğru yerde gezersen görürsün. Avrupa'da vardır ama yani. Onların bile bak mutlaka ya ameliyatları olmuştur o yaşa evet. Kadar. Ya ilaç alıyorlardır. Yani şimdi Seda Sayan dediğin kadın bu kadar zorluğu tek başına aşarken sağlığına da dikkat etti. Hı hı. Yani ayrıca sağlıklı da. Hadi kalk gidelim dese 50 yaşındaki bir adama ben gelemez. Oturayım diyecek belki. Anladın mı? Yani hem vücuduna baktı hem kendine baktı. Ya ben Seda Sayan böyle bakmıyorum da. Yogosunu yaptı, pilatesini yaptı. Ben biliyorum. Çocuğun sevgisi ya. Belki Seda Sayan'ın sevgisi gerçektir de. Onun bir şarkısı vardı. R'lere basa basa neydi? Bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda. Ben sizi yaşarken. Tamam işte. Ah gecer bu. Ne kastın beni bu kadar? O mu? O tabii. O zaman o değil benim dediğim. Takılma. Nerelere gideyim? Bak onun gibi. Evet. Herkes gülüp oynarken ben senin derdindeyim. Ah geceler tamam ama benim dediğim o değil. Bir dakika dur bu. Düşünürsün. Program geçiyor şu anda. Şarkı çiğniyorsun orada. Ay çok güzel ama o şarkısı. Geçen gün arabadan duydum, bayıldım. Biri çalıyordu yanımdan geçerken. Hayır onu söyleyeceğim. Bulun tamam. Bana onu. David Beckham'ın oğlu soyadını almış evlendiği kızın. Sen erkeksin. Alır mısın bir kızın soyadını? Hayatta almam. Bir de şöyle Beckham soyadı önemli soyad yani. Hani belki ben kendi soyadımı Barakat soyadım. Yani çok önemli mi bilmiyorum. Ya ama demiş. Ama Beckham soyadını vermesi çok anlamsız ya. Ama Beckham demiş. Şu an boşta kaldı. Ben bir jest yapmak istiyorum demiş. Saçmalama bir jest şu anda yani. Yani Beckham ailesi güçlü bir aile zaten. Yani böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Ne bakıma güçlü? Alt üstlü. Soyadı olan da ailesi olacak. Herkes biliyor. David Beckham, Victoria Beckham herkes biliyor zaten. Ne kadar anlamsız bir yaptığı hareket. Kıza jest olsun diye. Hayır yani şunu da diyor olabilir. Yani benim için sevgi önemli falan filan. Veya da babasının popülerliğini yakalamaya çalışıyordur. Zeki bir çocuktu. O çocuğu ama bu kadar popüler bilmiyorduk bugüne kadar. Bu durumdan sonra fazlasıyla duyar oldum. Sen bilmiyor musun? Herkes biliyor bu çocuğu. Ya. Güzel bir çocuk mu? Yani ailede genetik faktörler olduğu için gayet başarılı yani. Ben beğenmem Beckham'ı. Çukur çukur gözleri falan. Ay. Neresi güzel be? Ya Allah aşkına. Ay ben hala şarkı arıyorum. Boş ver şarkı şimdi. Ay çok komik sözleri. Arabadan duydum. Aa, Tarkan çıktı ayol. Ben de YouTube Shorts'tayım. Ondan sonra buradan sıkça karşına çıkacağım. Ne diyor Tarkan? Sık sık karşıma çıkacaksın. Tarkancığım en son karşına çıktığımda ödün kopup gittin. Bence sen benim böyle karşıma çıktın. Ay o da yani değil mi? Bir... Şimdi gel bak onu konuşalım. Profesyonelsin, yıllardır sahnedesin. Evet. Şimdi bana burada bir şey olsa, söylense ya da bir ödül töreni fark etmez. Ben çok değişik karşılarım. O nedir o panik ya? Şaşırdı, ben de şaşırdım izlerken. Şaşır. Böyle yaparım. Gel ya derim, sen buraya kadar gelmişsin madem. Bir ama şey bir yapalım. Ama bir an sonra habersizler değil mi? Abi eğlence yeri orası. Ha, bir anda arkada bitiverdi. Ama ne olursa olsun Zeki Müren mi bu be 90'lık? Ay ama korktu onlar. Arkada baktılar Tubay diyorlar orada. Şaşırdılar insanlar bakıyorlar. Hayatım 90'lık Zeki. Şimdi bak ödül törenlerini görüyorsun. Evet. Yurt dışında en son bir şey oldu. Onu anlatacağım. Ne sorun oldu? Var orada sana. Bir adam bir adama vurdu. Bir simitle ilgili sorun varsın. Evet. Aynen. Hani şey yaptı ya karısıyla ilgili bir espri yapıldı. Eşinin saç kıranlığıyla ilgili bir sıkıntısı var, hastalığı var. Evet. Onunla ilgili bir espri yapılıyor.
Onun üstüne Will Smith de kalkıp sunucuyu tokatlıyor. Tamam ama bazıları dedi ki bunlar ayarlanmış. Değil, ayarlanmamış. Çünkü bu arada Will Smith'in tüm işleri iptal oldu. Netflix'te filmleri, ödülü zaten iptal oldu. Bir sürü iş iptal oldu. Adam şu an inanılmaz zorunda dönüştü. Ama sana başka bir soru soracağım. Özür dilememesi lazımdı o yüzden bence. Arkasında diledi, durması evet. lazımdı. Şimdi kurdu karısını koruma amaçlı yaptı. Özür dileyince böyle hemen üste çıkarlar. Bir şey söyleyeceğim. Burada karısını koruma amaçlı yaptı ya. Şimdi, bak ben hiç özür diledim mi? Kim? Bu bir show programı dedim. Tarkan'dan. Evet. Bu bir ödül gecesi dedim. Benim sayemde dedim. Bütün her yerde dedim. Kendinden bahsettirdi bu gece. Ama öyle. Şimdi o Doğan grubunun gecesiydi. Hiçbir zaman Doğan grubunun gecelerini gördün mü başka kanallarda yayınlandığını? Asla. Bütün gazetelerde ya da. Vallahi. Ve ayrıca ben onu kendim mi yaptım, yaptırıldım mı onu da yani siz bilin artık. Yaptırmışsınız yani belli. Bana bunu yaptırdılar mı yoksa ben mi yaptım? Ya orada dolu güvenlik var yani. Evet. Doğru söylüyorsun. Hiç aklımıza gelmedi bu. Bayağı safmışsınız. Neyse saf olmayın da onu öyle ucu açık bırakalım, bilmiyor gibi davranalım. Şimdi ne diyeceğim? Peki bir şey sorabilir miyim sana bunun konuyla ilgili? Sana bundan sonra dönüş oldu mu o programdan sonra Tarkan'la ilgili? Mesela ben sence kendim yapmış olsam o programdan sonra Hürriyet grubunda olabilir miydim? Bir sürü programa çağrıldık o seneden sonra. Bir sürü her yerde haber olduk Doğan grubuna. Aklı seni insan çıkmaz herhalde düşünüyorum herhalde. Tarkan arkasında bitirdikti. Ya niye çıkmayayım canım ödül töreni. Milyonlarca ama ben o yaşa kadar dolu ödül töreni izledim. Eğlendim, güldüm. Neler oldu bitti. En son Will Smith içinden geldi çıktı. Sanki Ankara'dayız, milletvekiliyiz, sahnede yani bu işi yaparken birbirimize laf atamayız. Ulan politikacılar daha çok eğleniyor be Ankara'daki. Toplandılar mı salı günleri şeyde, mecliste? Ama senin yaptığın çok absürt bir şeydi biliyorsun değil mi? Absürt mi absürt değil. O bir ödül töreni, eğlenme üzerine kurulmuş. Bence profesyonellikte her şeyi... Nasıl mesela şöyle bir şey vardır, asker de bunu bilir mesela, savaşçı da bilir bunu bilir. Yani profesyonel olan her mesleğin insanı bunu bilir. Doktor mesela damardan kan patladı diyelim ameliyata. Böyle mi olur? Ha mı olur? Böyle mi yapar? Hemen ekibini toplar, tık 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 titremez el ayağı. Yani Tarkan da mesela titremeden hareket edebilirdi. Yani bir profesyonellik istiyordu orada. Bir tatlılık, şekerlik istiyordu. Ama beklenmedik bir an arkadan birisi çıkıyor böyle. O beklenmediğin bence şokuydu. Ya çünkü Ayşe Arman vardı. O ne ya? Gulyabani miyim ben abi böyle beklenmedik an? Beyazıt Öztürk mü vardı sahnede bir de galiba? Evet. Hatırlıyorum. Bir anda arkadan Tuba Ekin çıktı böyle. Arkadaşı patlar. Tarkan şaşırdı. Ay, evde pijamalarıyla mı yürüyor? Gece su içmeye mi kalktı bu adam? Sonuçta bir topluluk içerisindeyiz. Hepimiz hop oturup hop kalkıyoruz. Adama son dakika düet yapalım demem. Yani orada ben ne yapıyorum biliyor musun? Baktım anlamıyor. Hayır oradaki bak insanlarda şu var mesela. Bir anda toparlayayım yok. Bende var düşün o an. Evet. Bende var onda yok. Ben diyorum ki ha bu diyorum çakozlamadı olayı. Bari diyorum değiştireyim konuyu. Merhaba ve düet yapsak falan hani. Hani belki olur ya diyorum orada. Evet, kazan evetler. Neden olmasın bilmem ne falan. Hadi beyada düşünsene ya herhangi bir şey. Ay burası bunların yeri mi? Ne yapıyoruz diyor. Ay ne komik. Annem sanki. Annem öyle der. Kızım misafirlikteyiz ne yapıyorsun? Vallahi bak. Ya da şey eteğini topla kızım. Onun gibi. Bu arada ben Tarkan'ı çok severim de. O yaptığı hareket çirkin hareketi gerçekten. Tarkan'ın sanatı şöyle yapma hareketi çirkindi. Ben olsam ağzıma laf tıkılmış gibi hissettirmem yani onu demek istiyorum. Böyle titremiş gibi hissettirmem. Peki sana yaradı mı? Ne kadar yaradı çok daha doğrusu? Çok Tarkan düşmanı varmış o zaman ki ben onu, evet Tarkan düşmanları için yapmamıştım. Bütün ne kadar yani 5 tane albüm yapsam o kadar işe gidemem. O kadar? O kadar. Böyle şeyleri düello gibi görüyor. Wow nasıl yaptı falan. Wow ne yaptım ya? Ama ne bileyim ben yani bir farklı cesaret istemiş senin yaptığın kalkıptı. Ben de şov kızıyım ama çok Ferhat ama. Zaten yani biliyorsun televizyonlar değişmeseydi şu an Türkiye'nin en iyi şov kızı bendim yani en çok. Hala eğer aynı isimlerle çalışılıyorsa sistem televizyonun para kazanmasına yönelik çalışmıyor. Aynen. Tamamen haber kanalı olmuş doğru. Bütün kanallar. Anlatabiliyor muyum? Sen şu anda yani Türkiye'nin en pahalı şov kızıyla partnersin. Tuba'nın da çok şimdi biz Tuba ile çok fazla beraberiz. Televizyonlar değiştiğinde görürsün.
televizyonların biz televizyon... çalışma şekli. Şu an kötülemiyorum. Haber kanalı olarak devam ediyorlar yayın yapmaya. En çok haber saatleri değer görüyor. Diziler var bir de ya işte birazcık bir şeyler olsun diye. Ama o show kısmı eski hali yok televizyonların. Tam işte show programı bu saatte. Başladı mı? Evet. Evet. Yani YouTube o yüzden geldi YouTube'a. Sen şovunu yap diye rahat ol diye. Kimsenin engellemeyecek televizyondaki gibi. Benim yapımcım sensin evet biliyorum. Yani kimse... seni aşağılamamı istemiyorsun şu an anlıyorum. Yani televizyon deyip durma demek istiyorsun. Hayır canım öyle bir şey demek istemiyorum. Burada bir Tarkan yok, burada bir Ayşe Arman yok. Kimse Hakan sallayamaz. Burada özgürsün. Ay, tamam. Kimse sana böyle yapamaz yani. Yapsın yapmam. Ne olacak ay. İzin vermem. Ya hey mümkün değil. İzin vermem laf ettirmem. Evet geçen gün gördüm zaten birisine karşı beni çok savundu. Çok hoşuma gitti. Ya gerçekten söylemiyorum mi? Kim olduğunu. Daha çok savundum da işte ağzımı tutuyorum şu anda. Sen beni bence tanıdın. Hı-hı. İyi olmam için değil mi? Uğraşıyorsun. Kesinlikle. Yani diyorsun ki seni üzmesi, sıkması insanların çok gereksiz. Sen zaten kendi halindesin. Niye böyle şeyler olsun demek istiyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Çok becerikli bir de yani gerçekten hani ben Tuğba'yı daha önce çok tanımıyorken kafanda başka bir Tuğba vardı. Şimdi tanıyorken başka bir Tuğba var. Çünkü biz uzun süre... Bayağı iğrençmişsin. Yok hayır çok. Uzun süredir beraber seyahatlere gidiyoruz, işlere gidiyoruz, geliyoruz. Evet. Bütün özlerimizi paylaşıyoruz, sınırımızı biliyoruz. Evet. Değil mi? Biliyoruz. Evet. O yüzden Tuğba'nın başka bir tarafı var ve kimse bunu bilmiyor. En son şeye düştük beraber, nezarethaneye. Düştüz ona yakında. Hedeflerimiz var yurt dışında. Suyumuzu paylaştık nezarethaneye. Kibada. Tuğba bir kere çok bir girişken bir kız. Yani her kapıyı çalıp oradan iş kopartabilen bir kız. Hani bu yönünü acayip seviyorum. Çok da örnek aldığım bir yönü var. Bu yön. Sen de fena değilsin canım. Ben, evet. Ama senden bayağı öyle şey öğrendim yani. Sende şey var. Her şeyi parayla yapabileceğini sanma. Ben onu kızıyorum sana. Ben. Evet. Bir şey oluyor diyorum ki mesela sana. Sabırlı ol Ferhat diyorum. Bazı şeyler diyorum sindirerek olur. Sabırlı olur. Bak diyorum sanat hayatı da öyledir falan filan. Sen böyle yapıyorsun. Olmaz. Şu bekliyor, bu bekliyor. Çünkü ben insanların... hemen cebine gidiyor elin. Hayır. Gören de böyle akıtıyor zannedecek. Evet. Yok öyle bir şey. Evet. İyi olanı alırlar. Para harcamana gerek yok. Yani sana harcansın. Anladın mı demek istediğimi? Ben her zaman onu yaparım. Yani sabırlı olurum. Kabiliyetimi ortaya koyarım. Ve bana para harcansın evet. İsterim. Şu an bizi harcıyorlar. Geliyor, işler geliyor, teklifler geliyor ve bir teklifler de ilgileniyorum. O yüzden çok mutluyum. Bir de pazar ben yapıyorum, değil mi Tuba? Evet. Tamam, bir şey soracağım. Bir şey diyeceğim. Söyle. Kaç para kazandık bu hafta biz? Ciddi söylüyorum, bayağı para kazanıyoruz çok seninle. Para söylemez, mali mi takız peşimize? Ya. Ya tabii canım, hiç gerek yok. Mali işimiz olmaz şu anda. Ben söylerdim vallahi seviyorum. Genelde bütün paraları çantasına taşıyor. Asla banka kullanmıyor. Edip çekiyoruz yani. Hayır o neden? Havaalanında unutuyorum ATM'yi. Sürekli cebinden para çıkartıyor. Ve hep ağzı açık o çantanın. Evet. Rezillik. Rezillik ya gerçekten. Ve ben hep para kaybediyorum. Seni arıyorum. Ben kaç para kazandım? Param nereye gitti diye. Biz ne almıştık oradan? Bu kadar mı? Bu çocukcağızım da böyle yapıyor. Ay yeter abi. Gene mi kaybettin? Sürekli. Evet, onu... Yok be hayat pahalandı. Harcıyoruz. O anda ben onu kaybettim. En son o aradan 10 gün geçiyor paramı sayıyorum. Alırken saymamışım. Harcarken ne harcadığımı bilmiyorum. Sonra 15 gün sonra bari diyorum ki dur bir bankaya gideyim üstümde kalmasın. Aman yapacağım abi ben buldum. İstanbul'a bu arada hırsıza davet. Akşamleyin gelecek. Ben uyurken spreyi sıkacak gözüme. Artık şöyle kazandığım paraların hepsini ben alıyorum. Tamam onun emeği. Ben alıyorum. Hırsızlar. Alıyorum. Hayır ben sana onun efektörü hesabını yolluyorum daha ya. Mantıklı. Sen çünkü internetten kullanmadığın için... Ay seni yolda kaçıracaklar böyle dediğin diye. Uçakta falan böyle alacaklar. Herhalde paralar sizdeydi diye. Bir bak şimdi uçakta ben zaten uyuyorum ya kalkar kalkmaz. Bir indiğimizde uyanıyorum. Allah'tan bana güveniyorsun. O tekerlek sesinde uyanıyorum hemen. Bir bakacağım Ferhat yok. Bir şey söyleyeceğim sana. Galiba konuyu dağıttık. Konuyu değiştirdim. Bir şey soracağım sana. Bu Will Smith olayı vardı ya. Evet. Tokatlama olayı. Evet. Ama oradaki adam da eğiliyor gel bana vur diye. Ben onu inceledim. Neresi onun doğal? Doğal. Bir şey söyleyeceğim sana. Şunu bak, soracağım orada. Bak böyle yapıyor. Vuracağı tarafa adam, doğru. Adam stand-upçı canım o. Yani sunucu adam stand-upçı. Tiyatrocu bir adam zaten yani. Eğildiği tarafa doğru böyle eğiliyor. Yani vuracağı tarafa doğru böyle eğiliyor. Adam anlamadı ne oldu? İzledim. Anlamadı ne olduğunu adam zaten. Orada bir iş var. Yok. Iş. Yok adam mu? Yok canım. Adam dünya bir işi kaybetti. Mümkün değil ama yani. Ama o bir kumar, poker oyunu. Hollywood senaryo üretemiyor. Ferhat.
bir poker oyunu lazım bütün oyunculara. Mesela evet. Brad Pitt'le Angelina'nın ayrılığı da bana çok normal gelmiyor. Bir poker oyunu gibi. Hani kartları ya tam açarsın kazanmak için ya kapatırsın ya. Hayır onu sadece Türkler yapıyor. Ben hiç adamlar gayet her şeyi doğal içiyorlar. Pokeri Türkler mi oynuyor bir tek? Yok pokerden bahsetmiyorum ya. Yaşamdan bahsediyorum. Hayır bazen iş kariyer böyledir. Biliyor musun? Poker oyunu gibidir. Kartları açmak zorundasındır. Kaybedersin sonra birden o kartları toplarsın. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Sürekli konuyu dağıttığı için konudan çıkıyorum. Unutuyorum. Bu Will Smith olayı var ya. Hı. Hani dövdüğü adamı. Tokat attı. Tokat attı ya. Ha. Şimdi burasını karısını savunma amaçlı yaptı. Hı. Sen karımı sev edersin diye. Sen şey biliyor musun? Lafımı bölme. Ama karın senin olsun derdim hayır. Ben olsam. Sana, ama değerli karım. Sana bomba söyleyeyim mi bununla ilgili? Will Smith'in bir açıklaması var. Hı hı. Biz eşimle evlilik hayatımıza tek eşli başladık. Ve yıllar sonra evlendik. Açık ilişki geçiyorlar şu anda. Ha, bir de tokat atar öyle. Şimdi bunu bana izah et yani. Şimdi açık ne ilişki... zaman dedi bunu? 2021 sonu. Yani çok yakın zamanda. Bir yıl önceden bahsediyorum sana. İşte bu kafada... İşte kadın var. O yüzden saç kıranı olmuş. Mikrop geçti kadına. Valla. Birisinin kafası değdi kadına. Pislikli birini. Ay. Bir simitli olmadığını. Öyle saç kıran. Ya tamam. Saç kıran. Olayı. Birisinin tarağından geçer. Birisinin kafasından sana geçer. Evet. Vallahi. Mantar da geçer ayaklardan. Her şey. Bir şey al sana açık ilişki. Tamam. Ama rezil bunlar kapalılar. Tamam. Ya, ben bunu neyse kapatacak biz konuyu. Öyle güzel demiş ve iyi olmuş ya. İşte oturmuş aşağı. Hayır açık ilişki yaşayan bir kafası olup da nasıl kadının karını koruma geçersin? Fazla saçmalıyorlar evet. Ben hiç bu konu hakkında konuşmayacağım. Çünkü öyle tamam. Şeylerde hiç şey olamıyorum. Yani böyle hayal dünyam bile çalışmıyor. Saçma geliyor paylaşma şekli. Doğru söylüyorsun. Peki, bu şey nedir ya? Niye o zaman bekçilik yapıyorlar ki? Ara sıra gidip gelsinler işte birbirlerine. İşte onu diyorum işte. Çok mantıksız. Tamam ben söylüyorum peki. İşte. Açık ilişki falan saçma şeyler. Aşk bitti mi ayrılırsın. Arkadaş kalırsın. Ara sıra görüşürsün. Paraları mı... Ayıramıyorlar ne o oluyor? O şey gibi olmuyor mu aslında? Bekçi, bekçilik. Ev arkadaşı gibi oluyorsun aslında. Marjinal sanıyor kendini. Değil bekçi aslında. Ev arkadaşı gibi oluyorsun aslında. Bekçi. Bekçi yok mu parayla tutuyorsun diyorsun ya. Ay ben şimdi başkasını alırsam hırsızlık yapar, çalar, çırpar. Bu bekçi bizim 15 yıllık bekçimiz. Onun gibi. Onun gibi. Evet, bekçi o. Bekçisini savundu, tokat attı. Karısını değil, bekçisini. Ya tamam da yani... Daha iyi ama. Bekçilik yapsın diye. Bana... Karaktersizlik o tip şeyden. Hadi okulu kapatıyor. Evet. Türklere geçelim o zaman. Hı. Gözüm kaydı da ay. Çok mu açık ne? Biraz kafalıydı açık değil mi? Çikidim 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 çikidim. Bacak göğüs hepsi dekolte. Dim çiki. Ha bu arada benden o şimdi askeri canlı okumamı istemişler çok kim programımda. Istemiş? Burası bir programım efendim. Demişler ki sen gittiğin kanallarda, programlarda hep playback okudun. Bir kez canlı okur musun? Tamam. Okuyayım mı? Oku tabii ki. Oku yap. Hayır öyle olmaz. Oku. Ama bir şey söyleyeceğim sana bu arada da. Şimdi ben size sahnelerle beraberiz. Sahnelere çok fazla gidiyoruz bu aralar. Orada da zaten 2-3 defa zaten bunu sana söylettiriyorlar canlı olarak. Sadece burada değil. Biliyorum o yüzden. Hadi oku yap. Oku. Siz de yapın. Oku. Açıklı mı söyleyeyim? Bir açıklı söylerim onu. Kimse bilmez o tarafını. Hani bazı şarkıları şey yapıyorlar ya. Arabesk değil. Daha böyle akustik. Akustik. Öyle yapayım. Akustik yap. Ben sana eşlik edeyim mi? Aklıma geldin gülüyorum. Çok özledin biliyorum. Ben de seni seviyorum. Biraz sabret, yarın bir gün geliyorum. O şimdi asker, canı neler ister? Uykuda Mevlam beni ona göster. O şimdi asker, canı neler ister? Uykuda Mevlam beni ona göster. Bravo. Tabii bu dahaki sefere buraya bir şeyler getirelim. Şarkılar okuyalım. Güzel olur. Bir şey söyleyeceğim. Zaten muhtemelen bir dahaki bölümde senin yeni şarkı çıkmış olacak. O kanun gelsin. Abi bir dakika ya. Ne? Yeni şarkı çalacak burada. Olmaz. Türk insanı her zaman eskiyi sever. O yeni şarkılar kliplerde güzel.
Tamam ama onu söylemek istiyorum. Neyse insanlar bekliyorlar da yeni şarkını da o yüzden söylüyorum. Burada yeni şarkılara da yer verelim. Hı-hı. Şey de yapalım, şarkı da söyleyelim. Hani şey var ya. Ah bulursun. O ah başka bir şey mi? Ben seveni bulurum ama sen bence... Ah bulursun. Birkaç resim yolluyorum. Hadi be yeter. Tamam. Müzik yok bir şey. Ben sana Ramazan diyor su da içmiyoruz. Haberiniz var mı? Ağzım kurudu. Ramazan ama. Ramazan'ın da bir özelliği var. Bence hoşaf. Ramazan'ın özelliği onu söyleyeyim. Ben hoşaf hatırlıyorum. Hemen hoşaf yapıyorum. Sizde de var mı o özellik? Ramazan dendi mi ben bir pide alırım eve. Bir de hoşafım olacak illa. Elma, karanfilli elma hoşafı. Evet. Üzüm içine. Ramazan bitince ben hoşafı unut. Halbuki hoşaf seviyorum. Gidiyorum meyve suyu alıyorum şeyden, Migros'tan. Gene yapsana. Ya ben bir program sadece senin anılarımızı anlatmak istiyorum gerçekten. Ya. Gerçekten. Ne anımız var? Ya bir sürü anımız var. Ne yaptık ki? Seninle her gün farklı bir şey yaşıyorum. Şimdi burada bir şey var. Söylersem acaba sıkıntı olur mu daha sonra bilmiyorum şeyle ilgili. Ne? Uçağa şiş soktu. Yapma. Vallahi araştırırlar hangi uçak çalıştığımızı. Plastik de olsun. Örgü mü diyorsun? Demek ki şiş serbest Ferah. Uçak aldığına göre. Yani kaç kere ya? Kaç kere geçebilirsin yani? Evet biraz artika bir durum var. Suları atın diyorlar. Şişler geçiyor. Uçakta örgü ören bir insan. Örgü örüyor. Defa görüyorum yani. Demek ki plastik diye bakıyorlar çünkü görüyorsun. Bence ona sıkıntı yok. Yani. Ya plastik ben ağır olur diye plastik alıyorum ellerim ağır. Kazak örüyorum da. Kazaklar pahalandı diye ben bu sene hep ördüm. Haberin var değil mi? Bunu artık, söyle aslında. Mayıs geldi herkes dedi ki sana atık öreyim mi hala? Sana kazak öreyim. Hayır bir dakika çok güzel olmadı mı kazaklar? Oluyor aynen. Eğer ben bugüne kadar inanın kazaklarımı kendim örseydim vallahi çok mutlu olurdum. Hep gittim para verdim ve üşüdüm. Ne kadar güzel yünler aldım ördüm ben bu sene kazak. Cimrileşti mi sen acaba? Hayır. Bak şimdi gidiyorum hep aynı şeyler. Bir de güzel değil artık. Hı-hı. Ve çok pahalı. Gerek yok. Evet. Al örgünü. Bir de sıkı sıkı ördük. Giydik, ısındık, hasta olmadık. Evet. Bir de çok soğuktu havalar zaten. Öyle kazak istesem bulamazdım. Bana da atkı ördü sağ olsun. Ne? Mor değil. Sana ne ördüm ben? Atkı ördüm ama evet. Sana yünden örmedim. Yünden örmedim. Pamuklu daha bir ipten sert. Ördüm. Bana sertini çünkü örmüş. Sen, evet, dizel tarzı. Niye serden bir anlam ifade edeyim? Tarz bir adamsın. Yün sevmezsin diye sana pamuklu bir ipten ördüm. Teşekkür ederim. Klas pahalı bir ikisi. Şey diyeceğim. Kıvancın çocuğu oldu mu? Kıvanç oldu. Tatlıtuğ. Ya. Oldu. Kurt. Ne oldu? Ne kurdu? Kurt. İsmi Kurt. Aa elma kurdu gibi. Kurt mu hakikaten? Kurt aynen. Başka öbür ismi yok mu? Bir tane yok bir tane. Diye biliyorum bilmiyorum. Bak kurt. Bakayım kurt bir isim mi olur ya? Evet. Kurt bir sürü kurt var tamam bir tane dişi kurt diye bir şey var. Hani mavi gözlü falan babası gibi. Yok bir tane bir şey diye var hemen söyleyeyim sana. Kurt Efe evet doğru. Aa, kurt Efe. Bak dedim sana sırf kurt olmaz. Elma kurdu da var çünkü. Allah'ın da babalı büyüsün. Babası gibi yakışıklıymış öyle diyorlar. Ya bizim Türkçe ne komik ya. Kurdu hem koca böyle sert bir köpeğe koymuşlar. Bir cinse değil mi? Evet. Bir de elmanın içindeki minnacık şeye de kurt diyoruz. Ne komik bir insan yapısı. Sana bir şey göstereceğim. Gerçi bunu ekrana vereceğiz zaten. Bakayım. Şey Hadise senin Kankiton. Ha. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım. Evet. Hande Erçel'e berabermiş. Londra'da yakalamışlar. He. Yani ne oluyor? Ayıp mı? Yani ne bileyim ben. Hani bunlar Hande arkadaş Erçel... mıymış? Değil. Ha. Şöyle Hande Erçel zaten o zamanlı şeyle Kerem Bürsel'e beraber biliyorsun. 3 yıldır falan beraberler. Evet. Ondan sonra hani ayrılıyor da arkasından şeyle beraber oluyor. Kim? İsmini unuttum. Kaan'la. Tam Hadise'yle ne ilgisi var bu olayı? Eski sevgilisi ya. Yani ne bileyim ben. Hangi Kaan bu? Hadise'nin sevgilisi yok muydu Kaan? Bu şeyden çocuk. Ne? Bu yeni nişanlandığı çocuğun önceki sevgilisi vardı ya. Dizi oyuncusu. Ha aynen aynen. Anladım. Hande Erçel'e berabermiş. Anladım. Bu sizin sanatçılarınız şöyle bir şey var galiba. Herkes bir sevgilisi mi anlamıyorum ben ya. İlla bir yer çakışıyorsunuz herhalde. Oyuncular. Paylaşımlı sevgi. Oyuncu olmadan oyuncu boyfriendleri olan tek kız benim herhalde. Hepsi zaten oyuncu. Bakıyorlar başka insan yok onunla flört ediyorlar. Ben de baktım şarkıcıların hepsi gay. O yüzden oyuncularla görüşümden. Ha demek ki ben oyuncu olsam ne olacaktı? Aa.
Sen zaten oyuncuydun. Kraliçar olacaktım demek. Ya o çok ya. Önce hani devam etseydim, şarkıcı olmasaydım. Demek ki herkesin karısı gelip elimi öpecekti hanım ağa gibi. Ama sen şey seviyorsun. Allah, sen bizimkilerin öncesini biliyorsun. Ama ne? Sen işte seni çok iyi tanıdığım için böyle düzenli ilişki seven, tabii ben yani oyuncu boyfriendlerimden hiç kötülük görmedim. Çok iyi yaşardık. Düzenli yaşardık. O senden kaynaklı bir şey diyorsun mu? Yok, onlar da hep yani audition'larına çalışırlardı. O yüzden ben onlardan hiç kötü bir hayat görmediğim için şimdi, uzun sürdü. Şimdi senin dışarıdan böyle çok hoş bir bayansın, çok güzel bir kadın. Hani ilk bölümde söylediğim gibi. Bana şey demeye çalışıyorsun. Senin sayende falan. Değil. Bir insanın hayır, canım, içinde varsa iyi bir şey olabilir. Ben bir şey yapamam kimseye. Yapımcı mıyım, yönetmen miyim ayol? Değil ya, senin güzelliğinde bir kadının baktığı zaman şey oldu Türkiye'de. Hep öyle olmadı mı? Hande de güzel. Arkalarında böyle bir sürü... Hande'nin niye yok? Hande de çok güzel kız. Hande şey mi? Hande işte Elçel. Elçel. Var işte. Hayır, bunda, o da aynı. Oyuncularla görüşüyor. Hep onu bana da söylediler. Sen neden hep oyuncularla arkadaş oldun, sevgilin oyuncular oldu dediler. Ne var? Petrolcüyle oturup sanat hayatı hakkında konuşamam ki, ya da inşaatçıyla. Onlarla oturduk, sohbet ettik. Güzel geçti vaktimiz. Yani kariyer konuştuk. Sanat tamam, belki benimki sahne farklı, öbürü daha entelektüel ama en azından görsel bir iş. Aynen. Avrupa'da görüyor musun sen? Niye? Jennifer Lopez madenciyle veya da inşaatçıyla ya da Adriana Lima ya da ne bileyim Angelina Jolie. Böyle bir şey yok yani. Biz Arap ülkeleri, Orta Doğu'da var. Kendi kadın ünlü, adam daha ünlü olmalı. Peki, yani daha zengin olmalı. Ne alakası var? Kendinden daha düşük bütçeli bir adamla beraber olur musun yani? Daha az kazanan işte. Ya o belli olmaz ki. Düşmez kalkmaz bir Allah. Hazırdan bahsediyorum sana. Hazır böyle bir şey varsa diyorum yani. Bakıyorsun, bizle tanışıyorsun. Ya bak şimdi kumaş çok önemlidir Ferhat. Kumaş. Şimdi sen mesela kumaşı olan bir erkeksin. Tamam mı? Kumaş. Yani sen bir insanla oturup kalkabileceksen konuşabiliyor olması, yani senin derdinden anlıyor olabilmesi lazım. Bunun parayla ilgisi yok ki. Evet. Zaten öyle insanlar çok çok iyi yerlere geliyor, seni de geçiyor. Peki ileride sorun yaşamaz mısınız ama? Yani bir illaki sıkıntı yaşanıyor ya. Ama bak şimdi zaten iki çıplak bir hamama yakışır. Ben sana demiyorum, ben de anladım. Yani ben güçsüz bir kadınım. Güçsüz erkek olsun. Zaten bir kişi de biraz daha fazla olmalı ama böyle insanlar zamanla seni geçebiliyor. Evet. Yani düşmez kalkmaz bir Allah. Dur, bu adamın benden durumu biraz kötü diyemezsin, ayıp. Var ayrıca mı? Bir tek bizim işlerde değil bu konu, aşk kalmadı. Toplumda da aşk kalmadı. Allah, toplumda da aşk kalmadı. Şey var mı? Gülşen'le gibi son söylemesi bir şey var mı? Gülşen. Gülşen olmaz olmaz. Gitgide daha mı zayıflıyor ne bana? Vallahi. Yani ben çok mutlu oldum. Çünkü artık insanlar şarkıyı seyrederken vallahi şaka bir yana güzel bir şey seyretmek istiyorlardı. Hı-hı. Zaten çok böyle etli butlu bir kız değil. Kötü tamam. Durmuyor yani. Güzel. Yeni klibinde. Yani sence şimdi Gülşen'i ne kadar açtım falan filan diyenler saçmalamıyor mu? Zaten böyle... İnce bir kız yani. Açsa ne olacak, kapatsa ne olacak? Sen biz ilk bölümde gelmiş miydin sen Gülşen'e? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Hı. İlk bölümde gelmemiş miydin sen? Sen Gülşen'e. Ne demişti? Sen bir şeyler sallamıştın değil mi öyle? Aa, ay sıska böyle bir şey demişti. Şimdi övüyorsun yani. Sen de bir şeysin. Hayır, biz o işleri 17 yıl önce yapıyorduk dedim. Kucağa oturma onlar. Hayır, sallamaydı. Ayol sallama mı o? Ben bir sallarsam şimdi yer yerinden oynar. Şu masa falan devrilir. Demek istediğim 17 yıl önce yaptıklarımı söylemişimdir en fazla. Yani tekrardan aniden gördüğümde şaşırdım. Hı hı. Biz onları hakikaten 17 yıl önce yapıyorduk. Bilmiyorum ben. Sen kaç sene önce poponu sallıyordun? Ben mi? Ay geçen gün Okan'ın programına gittiğim bir video çıktı karşıma. Ne sallamışım. Öldüm. Instagram'a koydum hemen. Gördüm, izledim ben. Evet, bir fanım var. Ne kadar... Bir fanım var, o buluyor bana atıyor. Ay ölüyorum onun bulduğu şeyleri. O fanın sağ olsun bana da... Değil mi? Beni çok seviyorlar. İyi ki varlar. Her ya. Her şey etiketli abi. Çok seviyorum onları ya. Çok vallahi tatlılar. İyi ki varlar. Lollipop beğendin mi? O ne? Şarkı. Ha. Yok. Evet. Tam anlayamadım. Dinledim ama tam anlayamadım. Bence Avrupa standartları bir klip olmuş. Çok beğendim. Ya. Acayip beğendim. Klip mi güzel? Klip çok iyi. Ha, klip güzel. Çekmiş. Evet, ben izledim. Çok iyi bir klip. Ve şarkı evet. Da çok güzel. Ben dinliyorum sürekli. Hı-hı. Sporu dinliyorum. Gülşen'i dinliyorum Lollipop'u. Bir de senin yeni şarkını dinliyorum. Ne o? Benimki ha, yeni şarkım. Evet. Kulağım.
Çok fena. Çok evet. Bu yaz bombalayacaksın da işte satmıyor. Ramazan'da çıkar mı o? Ayıp. Bence çıkar. Çıkmaz. Çıkar. Ramazan'da adama derler. Bütün yaz. Bak bana bak. Puu. Evet. Bütün yaz bu şarkısıyla beraber. Valla. Çıkacak şarkısıyla beraber. Çeşme'de Bodrum'da olacağız. Bilgilensinler. Hadi mi orada olacağız muhtemelen. Ramazan bitti ya. Yayına. Çat. Ne varsa serdik. Aynen öyle. Malı mülkü ortaya koyduk. İşte o zamanlar diyecekler ki soyunan insanlar hani böyle bir sürü konu var ya soyunuyor falan diye senin klibin çok ve bence. Ve nakaratım çok güzel. Bende maske yok. Beni asla kandıramazsın. Evet. Tamam daha fazla söyleme nazarı değmesin. Ne var kız bu? Maske kelimesi iki yüzlülük anlamına geliyor benim şarkımda. İroni yaptım biraz. Maske çok kullanıldı ya uzun zamandır. Dedim maske akılda kalır. Nakaratım maske olsun dedim. Bende maske yok. Beni asla kandıramazsın. Bir dahaki bölümde o şarkı çıkıp dans edeceğim burada. Masanın üstünde. Ben. Ha tamam. Ben. Tamam. Çok fena şeylerim var kafamda. Bugün soymadık seni. Yok. Bu arada sen soyarsın diye. Şimdi ilk bölümde bir sürü... Hadi ya bu gelenek olsun. Yok program... yok olmaz. Çok iyiyim şu an zaten bu arada. İlk bölümden çok daha iyiyim. Dediğim gibi diyet spor yaptım. Bazı ha, arkadaşlar... Her şey olabilir üstüme saldırır diye. Ya aynı. Ha, bazı arkadaşlar... Bak. Instagram'da video koydun ya. Yorum yapmıştı altına. Bu mu güzel? Dırın, ben daha kaslıyım. Dırın. Ben bir daha dakika, yağlı bu falan demişler sen. Ama. Oo, yok, hakikaten yani. Ne oldun lan sen? Yok. Aynen çivi gibiyim. Şeyde görsünler. Bu yok. Burada soyunmayalım. Bir şey söyleyeceğim sana. Burada soyunmayalım. Bu sene şeyde bizi biçlerle görsünler beraber. Yönetmenim kafama. Yok. Ramazan. Bir dakika. Buraya lan güreşir gibi. Dandarandandanda puh geliyor. Yok ben zaten yetiştireceğim. Şak güzel Will Smith. Evet. Şuk Sevda Demirer. İnsanları yoruma bir gaza getirdi. Gel hadi gel. Yok aşkım. Gel lan. Yok kurban oldum. Yok. Bana bak gel lan. Gel şöyle bir poz verelim bitirelim. Hadi aç. Artık her gün olmaz bu. Kız, gelenek olsun be. Merak etsin insanlar birazcık. Hayır ben artık istemiyorum. Aa. Ne? Merak etsin insanlar tamam, birazcık. Tamam bir dahaki sefere tamam, söz. Tamam söz. Zaman, evet tamam Ramazan da bitsin. Daha üstüm soyunacağım. Tamam. İyi Ramazanlar, güzel iftarlar, iyi savurlar. Bizi izlemeye devam edin. Öptük.